Evet, 15 Mayıs 2022 ve burası Çanakkale, Çan ilçemize bağlı Duman Köyü'ndeyiz. Ve rekor gübre yaprak gübresinin kardeşlenme başlangıcı döneminde bir kere uygulandığı bir buğday tarlasındayız. Köprü çeşidi buğday evet, tarlası. Köprü. Ee, ve üreticimiz Duman Köyü'nden Sayın Fevzi evet, dün, Ünsal abi. Fevzi abi, e, tabii ki diğer herkes gibi siz de diğer standart uygulamalar evet. yapıyorsunuz yani. Nitratı, üreyi, taban gübresini evet, genel veriyorsunuz haliyle. Sulanmayan bir arazi. <laughs> Sulanmayan bir arazi. <laughs> Efendim, e, bölgeye göre durum nedir? E, ne fayda gördünüz rekor gibi yaprak gübresinden? E, memnun kaldınız mısırlara, şu an başladınız vermeye tekrar evet. yeni mısırlara. Evet. Şu anda buğdaylı buğdayla da gördüğümüz çok güzel yer. Var. Buğday arpa, yulaf. Buğday arpa, yulaf. 300 dekarlık tarımla uğraşıyorsunuz, evet. onu söylediniz. Hepsini de ayrı ayrı kullandınız. Evet. Ayrı tarlalarda, ayrı bölgelerde, ayrı, toprak yapısı farklı. Evet. Hepsinde aynı yükselmeyi gördük mü, canlanmayı, güzelleşmeyi? Aynı gördük yani. Şey hepsi baktığımda böyle bıçaktan kesmiş gibi keleleri. Evet. Yani on numara yani. Evet, çok güzel. Efendim, 2021 yılı nasıl gidiyor buğdaycılık açısından? Yani buğday, arpa gibi grubunda. Yani bu yıla göre, yani kurak bir yıl, yıl yaşıyoruz yani. Kurak bir yıl yaşıyoruz. Aynen. Nedir, bölgenin durumu nedir şu an buğdaylarda? Ya, buğdaylarda verimiz düşüyor. Bu sene yani şey yıla bakınca, Düşük yani. Yıla göre genel aynen, olarak aynen. yıl ortalaması diyorsunuz çok düşük yani. Aynen. Ne mi etrafı nedir yılın mesela durumu? Ya dör, 400 kilo falan şu anda bizim gördüğümüz yani. O da Dört. en iyisi diyorsunuz. Gelirken otururken iyisi. bir sürü arkadaşla konuştuk haliyle. Evet. 200 diyen var, 300 diyen var haliyle. Aynen. Evet. Sizinki nedir görüntü olarak şu anda? Ya şu Zaten aslında az kalmış. Beş, 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 500 kilo, 600 kilo o bekliyorum. Allah yani. bereket versin. Kötü evet. bir yıl için önemli bir konu. Aynen. İnşallah fiyatlarda istediğiniz gibi olur haliyle. Gelelim böyle. Şimdi e, bir gösterelim şöyle. Ne ne neyi güzel. Şöyle bir gösterelim lütfen. Ha. Kardeş, Kamera. Ha. Kardeşlerime. Evet. Çok güzel. Bakalım bir. Burası 9 dekar yer. Evet. Buraya kaç kilo buğday kullanırız? Şey, ekim tohumu kullanırız. Tohum 200 kilo tohum kullanırız. 200 kilo. Evet. Dekarına 11-12 kilo gibi en az 12-13 kilo. Evet. 9 dekar kullanırız. Anladım. Yok, 21-22 kilo. 21 evet, 21. E zaten yani evet, şaşırdınız, aynen, aynen. onu fark ettim ha. 21. Kardeşlemeden problem yok. Yok. Şöyle kamera güzel göstersin şöyle. Evet. Ben tabi burada sizi daha önce aradım, ikinciyi de vermenizi rica etmiştim evet. ama siz ikinciyi atmadınız. At, evet. Denir ki çok atmadım. güzel, gerek yok yani. Ama tavsiye ediyoruz. Kesinlikle daha i̇nşallah da işe yarardı. Evet, inşallah. Ama evet. şimdi bu da şeyde Mısır'da iki kere verme düşünüyorsunuz yani. Aynen, Birinciyi verdik şimdi. Birinciyi verdi, ikinciyi de kullanacağız yani. Siparişini zaten ona göre vermiştiniz. Birinciyi, evet. ikinciye göre. arpa'da da kullandık. Orada arpa'da nasıl da efendim? Kullandık. Arpa da çok güzel. Arpa da efendim on numara kellesi. Onu. Yulaf nasıl? Yulaf da güzel. O on numaram peki? On numara. <laughs> çok güzel. şimdi çiftçinin çi 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 ağzından da memnuniyet duymak. Gerçekten önemli şimdi konu haliyle. Gözden görünüyor baktım abi. Evet. Peki köylümüzün genel görüntüsü nedir, durum nedir beğenisi? Ya şimdi ne, bana diyorlar niye atıyorsun sen gübre diyorlar. Ben öyle doping kullanıyorum diyorum. Şimdi <laughs> deyince bana giriyorlar şimdi. <laughs> evet ama beğeniyorlar yani. Aynen. Beğeniyorlar yani. Ee, 300 dekar tarımla uğraşıyorsunuz. Arazi olarak genelde dağlık araziler. Dağ, dağlık arazi. Düz arazi pek yok burada. Evet. Dağın her tarafı. Hani çan demişler ya doğru her Aynen. tarafı inişli çıkışlı bir <laughs> yer yani. Ovası yok yani. Efendim şöyle biraz daha gezelim şöyle. Heh burada dedik ya gerek taban gübresi uygulamasını standart şekilde yaptınız. Evet. Ne kadar yaptınız e, tabanı? 20-20 olarak verdiğini söylediniz. Tabana 200 kilo gübre attık. Yani 11 oluyor. 21 kilo dekara. Aynen aynen. Üstüne üresini verdiniz. Üreyi de attık. Nitratı da verdiniz. Nitratı da verdik. 15 kilo nitrat. 15-20 kilo, 20 kilo da üre verdiniz galiba. Aynen. Ondan sonra da bir de şey yaprak gübresinde yaprak kilos. kattınız ve 500-600 gibi rakam olarak düşünüyorsunuz herhalde bu yılda. Evet. Aynen. Yani 2022 yılında maalesef ne atarsanız atın birçok özellikle doğu yörelerinde falan kuraklık dolayısıyla maalesef buğdaylarda sorun ya var. Genel bu, olarak bir sorun gördüğümüz var. Gördüğümüz buğdaylar disk kapağı buğday var mesela 50 santim. Aynen. Evet Aynen. şu an az çok bir metreye geçkin bir buğdayımız var yani şu anda. Durum böyle. Efendim tekrar kullanmayı düşünüyor musunuz buğdayda? Tekrar kullanmayı düşünüyoruz. Neden yani. düşünüyorsunuz? Peki. Ya şimdi gözden görülüyor verilen şey. Peki atmasaydınız ne olur düşünüyordunuz şu anda? Ya ne çıkartıyorsunuz? O zaman bize de 400 kilo düşünüyoruz. Ancak bu kadar diyorsunuz. Yani bu seviyede bir fark olduğunu görüyorsunuz yani. Mutlaka. Anladım. Bunu anlamanız yeterli efendim. Çünkü e, önemli olan bir ürün olur gördünüz yani sistem içerisinde tarımsal evet. üretim anlamında. Evet. Yani birinci yerde olduğunu gördük yani. Durun böyle. Uygulamalarınıza koydunuz yani. Ya Artık bundan sonra alışkanlıklarınız içine evet. sokuyoruz hale. Şimdi biz de burada yaprak gübresini birinci uygulamayı kardeşlenme döneminde, ikinci uygulamayı da başak oluşum öncesi, gebeleşme öncesi tavsiye ediyoruz. Ondan sonra ve e, tabii ki yabancı otilacını burada daha sonradan kullanmış e, Fevzi evet. Bey. E, ama daha önce yani, girebilseydiniz eğer. Ya şimdi hava şartları evet. müsaade olmadığı için giremedik yani o zaman Anladım. yağmur yağdığı için Anladım. Ya çamurda da girilmeyen tavaya. Yani. Anladım abi o şekilde oldu. Öyle denk gelince de böyle oldu. E, i̇şte gereken yapıldığı zaman gereken sonuç az çok evet. çıkıyor hale. Sonuçta susuz arazi burası. Kurak arazi. Durum böyle. Hem çandan herkese selamlar saygılar. Allah bereket versin. Evet. İnşallah fiyatlarımız da güzel olur. Masrafınızı İnşallah. çıkartır. Cebinize biraz para bırakır.